İngiltere poddan herkese merhabalar. Bu hafta 8. bölümü kaydediyoruz. Aslında geçen hafta 7. bölümü kaydedip yayınladık ama şöyle bir şey fark ettim. Biz 6. bölümü yayınlamamışız. Yani hani birden 5'ten 7'ye atladık ama şimdi 7'den de tekrardan 6'ya geçemeyeceğimiz için artık 8. bölümden devam ediyoruz. Belki ileride bir gün 6. bölümü çeker ve yayınlarız. Neyse ben bugün e, koronavirüsle alakalı işte Brexit'le alakalı yine sıkıcı bir muhabbet yapacaktım ama İngiltere gündemi, dünya gündemi, Avrupa gündemi ve Amerika gündemi bir anda FinCEN dosyalarıyla allak bullak oldu diyelim. Bütün finans piyasaların aslında böyle finans piyasaları demeyelim de bankacılık sistemi diyelim. Bankacılık sistemi bankalar sorgulanabilir hale geldiler. Zaten sorgulanıyorlardı da yani bir şeyler oldu onlara onu, onu konuşacağız mecbur herkes onu konuşurken biz başka şeyi konuşamayız herhalde. Şimdi FinCEN dosyaları çıktı nedir bu FinCEN dosyaları bazı BuzzFeed tarafından sızdırılan işte binlerce evrak nedir bu evrak belge daha doğrusu bunlar bank adların büyük büyük bankaların finans kuruluşlarının kara para aklamaya aracılık ettiğini, şüpheli işlemlere göz yumduklarını, işte sahibi belli olmayan hesapların milyar milyar dolar işlem yapmasına göz yumduklarını falan ifşa eden bir takım evraklar. Kim ifşa etti? BuzzFeed ifşa etti. BuzzFeed Amerika merkezli bir haber sitesi diyelim. BuzzFeed'in ifşa ettiği belgelerde İngiltere'de özellikle 3 bankanın, 3 finans kuruluşunun başını ağrıtacak epeyce delil, epeyce belge mevcut. Bunlar kimler? HSBC, JP Morgan ve İngiltere'nin devlet bankası olan Barclays Bankası Almanya'da da bir önemli bir finans kuruluşunun başına ağrıtacak yine evraklar, belgeler mevcut. Şimdi birazdan tek tek bunların detayına gireceğiz ama öncesinde biraz da koronavirüs konuşalım. Çünkü hayatın bir gerçekliği, sosyal hayatı özellikle günlük hayatı çok derinden etkileyen bir husus İngiltere'de hatta bütün dünyada ikinci dalga bekleniyordu. İkinci dalga geldi Boris Johnson'un tabiriyle. Şu anda İngiltere'de biz ikinci dalganın içerisindeyiz. Dün yanılmıyorsam 5000'in üzerinde vaka bildirildi bir günde. Bu da epey zamandan beri rekor olan bir seviye. Hatta sabah bir yerde gördüm yanılmıyorsam BBC'de tweet atılmıştı. İşte koronavirüs 2 nokta üst üste günlük vaka sayısı 6000'i geçebilir. Daha biri de tweet atmıştı dalga virüse bak artık basın açıklaması yapıyor diye. Artık iş buraya geldi. İngiltere'de günlük 4000, 5000, 6000 yeni vaka bildiriliyor. Ölü sayısı yani hayatını kaybeden insan sayısı çok fazla artmış durumda değil şu an için. Zaten İngiltere'de biliyorsunuz 41-42 bin insan hayatını kaybetmişti koronavirüsten dolayı. Şimdi yani hani vaka sayısı artıyor ölü sayısı da artıyor tabii maalesef. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dün akşam yanılmıyorsam Başbakan Boris Johnson bir açıklama yapmıştı. Bir takım tedbirleri alacaklarını, tedbirleri artıracaklarını söyledi. Çünkü ikinci bir lockdown, ikinci bir sokağa çıkma yasağı istemiyoruz dedi. Gerçekten istemedikleri, kimsenin istemediği bir durum. İngiltere'de iç piyasayı son derece olumsuz etkileyen bir husus. Geçtiğimiz günlerde işte İngiltere'nin meşhur tekstil firmalarının birçoğunun battığını, bu işte Victoria's Secret gibi dünyaca bilinen firmanın battığını falan duyduk. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama böyle bir gerçeklik var. İngiltere'de zaten sallantıda olan özellikle kıyafet perakendecileri koronavirüsle birlikte o ilk lockdownla birlikte bayağı sıkıntıya girdiler. Birçoğu mağazasını kapattı, kapatmak zorunda kaldı. Gıda sektörünü de etkiledi. Burger King gibi büyük bir marka birçok mağazasını kapattı. Tekrardan da açmayacağını duyurdu. Onun haricinde birçok küçük lokal markada, lokal gıda veya giyim perakendecisi de kapatmak zorunda kaldı. Gıdacılar biraz daha şanslı nispeten ama iç piyasayı son derece olumsuz etkilediği su götürmez bir gerçek. Şimdi bu gerçekler önümüzde dururken ikinci bir lockdown'u bir başbakan olarak Boris Johnson'un istememesi gayet anlaşılır bir şey kimse istemiyor. Onun için de bir takım tedbirler almak zorundalar. Bunları önümüzdeki günlerde açıklayacaklardı zaten. İki gün önce 18 Eylül itibariyle bir takım yeni kurallar devreye girdi. Aslında yeni kurallar değildi. Var olan ama o uygulanmayan kuralları tekrardan hatırlatmış oldular ve hani biraz ceza sopasıyla korkutarak oldu bu. Uygulanmadığı takdirde 3000 pound'a kadar cezası olan işte restoranlarda, mağazalarda gelen giden kişilerin işte iletişim bilgilerinin toplanması gibi maske mesafe kurallarına uyulması gibi şeyler. İşte bugün de bir yere işte 10.000 bin pound ceza yazıldığı falan yazıldığını duydum. Yani hani bunlar doğru yalan bilemiyoruz ama hani böyle bir gerçeklik var. Ceza kapıda, ceza yolda. Devlet de ceza yazmaya, bütün devletler şu anda ceza yazmaya heveslidir çünkü bu koronavirüs sokağa çıkma yasa sürecinde mecburen piyasayı canlı tutabilmek için para dağıttılar. Bunu bir şekilde geri toplamaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere e, Finans Bakanı Rishi Sunak böyle bir açıklama yapmıştı. Vergileri artıracağız. Çünkü bu e, girdaptan çıkışın tek yolu vergileri artırmaktan geçiyor. Kurtarıcımız vergiler gibi bir açıklama yapmıştı. Bir maliye bakan olarak son derece haklı. Yapacak bir şey yok. Biz de biz de maskeye, mesafeye dikkat ederek hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız. İnşallah koronavirüs ya aşısı bulunur ya ilacı bulunur ya da işte e, influenza gibi bir anda kendisi yok olur gider bilemiyoruz. İnşallah böyle bir şekilde dünya kurtulur bundan diye ümit ediyoruz. Bunun haricinde Brexit ile alakalı meselesi var bugünlerde. Koronavirüs ve Brexit. Brexit'te de ilgili herhangi bir İngiltere adına ya da Avrupa adına olumlu bir gelişme yok. Boris Johnson Avrupa Birliği'ni iyi niyetli olmamakla, iyi niyetli davranmamakla suçluyor. Şu an için onun da yaptığı bir şey yok. Beklemedi bütün ülke. Şimdi gelelim asıl meseleye. İngiltere'de şimdi finans kuruluşları başta HSBC kara para aklamaya göz yumdu deniyor. Şimdi bir de burada bir tosuncuk hikayesi de var. Ming Shu isminde bir adam. Bu adam WCM 777 diye bir oluşum yapmış. Bu oluşumun Ponzi, Ponzi oluşumu. İşte para topluyor. Topladığı paradan kar dağıttığını ifade ediyor ama kar etmeyen bir sistem Ponzi yani. Hani hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler de alış araştırıp öğrenebilir. Bankalar Ponzi dünyada yasak finans sisteminin sevmediği bir şey. Finans sisteminde yasal olmayan bir şey. Bir ponzi yapısının parasını transfer etmek bir banka için suçtur. Şimdi HSBC bu Ponzi'ci arkadaşın parasını Amerika'dan Hong Kong'a transfer etmiş. Ne kadar bir paradan bahsediliyor? Rakamını göremiyorum şu an için. İşin ilginç tarafı şu. HSBC bunun Ponzi olduğundan şüpheleniyor. Bu yapının Ponzi olduğunu raporluyor ABD'nin FinCen kuruluşuna. Bunu raporluyor 2000 yılından bu yana dünyadaki bütün bankalar dolar üzerinden yapılan uluslararası işlemleri ABD'ye raporlamak zorunda. Özellikle şüphelendikleri işlemleri ABD'ye raporlamak zorundalar. HSBC de bunu raporluyor ama buna rağmen bu işlemleri de yapıyor. Yani e, kirli paranın kirli olduğunu bile bile aktarmak bile bile lades diyelim. Şimdi Deutsche Bank işin içinde şimdi BBC Türkçe'de bunu haberleştirmiş. Birisi Türkçeden biraz alıntı yapalım. Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler dünyanın en büyük finans kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan muazzam bir paradan bahsediliyor. Para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu diyor. Sızan belgeler Rus oligarkların uluslararası bankaları kullanarak kendilerini hedef alan yaptırımların etrafından nasıl dolaştığını da gösteriyor. FinCen belgeleri son 5 yıl içerisinde ortaya çıkarılan Panama ve Paradise belgeleri gibi gizli para transferleri, kara para aklama operasyonları ve vergiden kaçınma çabaları hakkında detaylar içeriyor. FinCen belgeleri 2500'ün üzerinde dökümanı kapsıyor. Dosyanın önemli bir bölümü bölümünü bankaların 2017 yılları arasında ABD'li yetkililere gönderdiği belgeler oluşturuyor. Bankalar bu belgelerde müşterilerin hesaplarındaki para hareketleriyle ilgili kaygılarını yetkililere iletiyor. Yani ABD finans sisteminde bir jandarmalık kurmuş. Gelen geçeni bana bildirmek zorundasın diyor. Şimdi devam edelim. Belgeler uluslararası bankacılık sisteminin en sıkı korunan sırları arasında gösteriliyor. Bankalar bu belgeleri şüpheli hesap hareketlerini ihbar etmek için kullansa da belgelerin kendileri için kendileri bir suç kanıtı olarak görülmüyor. Şimdi bu önemli. Banka şüpheleniyor işlemin şüpheli olduğunu tespit ediyor ama bunu bildirdiği şey de ABD'ye bildiriyor. Ama bunlar tek başına bir suç delili olmuyor. ABD merkezli haber sitesi BuzzFeed'e sızdırılan belgeler dünyanın dört bir yandan araştırmacı gazetecileri bünyesinde bulundurulan bir konsorsiyumda paylaşıldı deniyor. Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşuna ulaşan belgeler BBC'deki panorama programı bu belgeler üzerine gitmiş. Şimdi bu Finsen ABD'deki masak diyebiliriz. Vali işlemleri inceleyen kuruluş. Şurada kısa kısa BBC yine BBC Türkçe kısa kısa notlar almış. Onları okuyacağım. Ondan sonra biraz daha üzerine konuşalım. Neler ifşa olduğu deniyor. Neler ifşa olduğu başlığı altında. Şimdi HSBC. HSBC çok ilginç. Yani her gelen HSBC'ye vuruyor. Ya da HSBC çok fazla yanlış yapıyor. HSBC dolandırıcıların yüz milyonlarca dolarlık çalıntı parayı finansal sisteme sokmasına göz yumdu. Banka ABD'li yetkililerden oluşturulan sistemin dolandırıcılık olduğunu öğrenmesine karşın adım atmadı. Yani bile bile lades az önce söylediğimiz gibi. JP Morgan yine İngiltere'deki diğer bir büyük kuruluş, finans kuruluşu. Bir şirketin Londra'da kime ait olduğu belli olmayan bir hesap üzerinden, anonim bir hesap üzerinden 1 milyar dolardan fazla para transferi yapmasına izin verdi. Banka daha sonra hesabın FBI'nin en çok aranan 10 kişi listesinde yer alan bir Rus mafya babasına ait olabileceğini fark etti. Adam ne yapmış bu Rus mafya babası? Kendi şirketinin sahip olduğu başka bir şirket kurmuş. Bir girişimcilik şirketi gibi. Onun üzerinden para transferi yapmış. 1 milyar doları geçkin bir para transferi. JP Morgan da bu şirketin, yavru şirketin geçmişini, kime ait olduğunu falan filan çok araştırmamış demek. Çok merak etmemiş. Ee, bunun transferlerini yapmış. Sonra bu adam bu şirketin ABD'nin en çok aradığı Rus mafya babalarından birine ait olabileceğini fark etmiş. Yani hani öyle öyle olmuş. Ne diyelim Sonra geliyoruz Barclays var bir de İngiltere'nin Türkiye'deki Ziraat Bankasına karşılık gelebilecek bankası diyelim biz buna. Rus Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden birisi Barclays'i kullanarak yaptırımların etrafından dolaştı ve batılı finansal kuruluşların kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaya devam etti. Söz konusu kaynaklarla para pahalı. Sanat eserleri satın aldı. Burada bir de Deutsche Bank var. Almanya'nın devlet bankası. Organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve batılı ülkeler tarafından terörist olarak sınıflandırılan şahısların kara paralarının transferine aracılık etti deniyor. Şimdi bu yani daha bir, bir sürü detay var. Bir sürü e, bankanın bir sürü kirli işi var. İşte Türkiye'deki bankaların da işte şüpheli görülen işlemleri varmış. 70 küsür milyon dolarlık işte işlem ama hani 2010-2017 arasında çok yüksek bir meblağ değil benim gördüğüm kadarıyla. Hani çok da e, mişah demek ki yani o kadar önemli görülmemiş bu belgelerde. Ama bu belgelerin sızdırılması hani kademeli olarak sızdırılmıştı böyle bu tür belgeler. Daha öncesinde işte HSBC'nin yine ceza almasına neden olan İsviçre belgeleri sızdırılmıştı. İşte bir küsür milyar dolarlık ceza almıştı. HSBC ile de ilgili bir anekdot anlatmak isterim burada. Yıl yanılmıyorsam 2016'ydı. HSBC'de bir şahsi bir de ticari banka hesabı açtım. Yanılmıyorsam o dönem ticari hesabımı daha açmamıştım. Şahsi banka hesabını açtım ve tarih 15 Temmuz yani darbe girişiminden Türkiye'deki darbe girişiminden birkaç hafta sonraydı. Bir anda bir mail aldım bankadan. Hesabımın dondurulduğu söylendi bana ve bankaya görüşmeye çağırdılar beni. Hesabımı da e, HSBC çalışanı Çin e, asıllı bir hanımefendi açmıştı. Çağırdı beni gittim e, çağırdığı gün. Dedim ki hayırdır ne oluyor neden kapattınız hesabımı? Bilmiyorum dedi. Size bir soru sormam gerekiyor dedi. Bu soruyu cevaplamanız lazım. Tamam dedim. İlginç bir şekilde bana şu soruyu sordu. Hükümette görevli herhangi biriyle bağınız var mı? Tuhaf. Ben de ona şunu sordum. Hangi hükümet? İngiliz hükümeti mi, Türk hükümeti mi? Cevaben her ikisiyle de dedi. Yani dedim ki yok. Hani ama siz bu soruyu bana niye soruyorsunuz? Özellikle de banka hesabımı kapatıp sonrasında hesabımın açılması için bana bir soru soruyorsunuz. Ve bu soru hükümette tanıdığım birinin olup olmadığı ya da hükümette çalışan biriyle alakamın olup olmadığı. İlginç bir soruydu ve bana o arkadaşın cevabı şu oldu. Ben hani sorunuzun cevabını bilmiyorum. Ben aracıyım. Bana bu soruyu sor dediler. Ben de sordum dedi. Ondan sonra da hesabımı açtılar tekrardan kullanıma ve o bir soru işareti olarak kalmaya devam etti. O gün bugündür de HSBC'de daha sonra da bir ticari hesap açtım yanılmıyorsam. O o sorudan sonraydı. 5 yıldır, 4-5 yıldır HSP